Günaydın. Akşama kadar buradaydım ben. Gir çık, gir çık, gir çık. Şurada duş var. Gösterdin değil mi onu? Çadırı buraya kurdum. Saat 9'a kadar güneş müsaade etti benim uyumama. Bir kahve yaptım. Ondan sonra şimdi toplanacağım. Toplanıp nereye gideceğim biliyor musunuz? Gidip orada kahvaltı yapacağım. Sonra bak şurada bir koy var. İsmini hatırlamıyorum. Bir şey cennet. Cennetli bir isim var. Oraya gideceğim. Orası çok güzelmiş dediler. Oraya gidip bugün orada takılabilirim. Ama önce aç karnımızı doyuralım. Gerçi bir tane poğaça vardı dünden kalma. Onu yedim kahveyle beraber. Ama gidip sağlam yiyeceğim orada. Orada ne var ne yok hiç bilmiyorum çünkü. Bak benim çadırın içi bu kadar arkadaşlar. Yani çadırın içine aldığım şeyler bu kadar. Şu benim giysi şeyim. Ondan sonra şişme yastık. Şu eskimiş tişörtü onun üzerine geçiriyorum. Tişörtüm işte yatak, tulum. Elektronikleri içeri alıyorum. Bir de tabii ki olmazsa olmaz tabakamızı alıyoruz. Bu kadar. İçeriği fazla kalabalık yapmaya gerek yok. Değil mi? Bisikletin üzerinde değerli hiçbir şey yok. Bak burada bile kilitledim bunu yani. Şimdi adam gelip buradan bunu nasıl alsın? Kilitlemesen bile. Duyarsın yani değil mi? Ama bir İstanbullu paranoyağı olaraktan yani hırsızı bol yerden geldik ya arkadaşlar. Tribe girmeye hiç gerek yok değil mi? Evet. Günaydın dediysek günümüze başlayalım. Burası da mezarlık. Aşağıda bir koy var ama buradan inilmez. Benim gideceğim yer şurası. İnilir de çıkamam. Çıkarın da hiç gerek yok. Nasıl? Her türlü çamura yatılır. Evet. Şöyle manzarayı seyredeyim diye çıktım. Mis gibi doğa kokuyor. Mis mis. Thank you.
Patlıcı var, çay ocağı var, birahane var, tuvaletler ve sahil. Burası biraz da tatil köyü konseptine uygun bir yer. Ama açık hava tatil köyü. Ücretsiz. Butik otel varmış bir de. Su dalgalı bak ama pırıl pırıl, görüyor musun? Orada çadırı kırmışlar. Güzel. Karavanlar var. Şu köşesi çok sakin bak. Şimdi oraya gideceğim, orada takılacağım biraz. Koyun ucuna geldim de. Aman herifler bak şurayı kapamış. Kendilerine has beachleri var. Ben de burada takılacağım. Şurada bir kum alanı var. Taşların arasında. Biraz yatayım burada ya. Yatayım, güneşleneyim, yanayım biraz. Bugün buradayım. Çok güzel. Oo. Şans yok. Adam geldi yanında mangal yaptı, yaktı. Duman direkt bende. Görüyoruz değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Adres değişikliği yaptım. Buraya geldim. Burası daha güzel. Evet. Kendime ait küçük bir koyun var arkadaşlar. Şurası bak. Kumsal. Görüyor musun? Şu kadarcık bir kumsal. Bronzlaşmışım. Yağsız ve hiç deri dökmedim. Bak ne buldum bak. Şu kadarcık bir koy. Ve bu koy bana ait. Abi. Şunun kenarından, demin olduğum yerden şöyle dolanıyorsun, yürüyerek şuradan çıktım geldim. Bir de şu tarafa bakacağım şimdi. Da bakir ama şuraya kadar gitmek vardı ama neyse. Orada bir çocuk var. İnşallah aile gelmiyordur oraya. Ben mekanıma geri döneyim. Gelecekler kesin. Bak çocuk önden geldi.
Tamam mı? Ailesi de arkasından geliyordur onun. Net olarak söylüyorum bak. Bak tam da dediğim gibi oldu. Geldiler. Görüyor musun? Ben hala Aksaray'dayım. Kuru yemekten için dışın kuru kuru oldu, biliyor musun? Burada sulu yemek yok, çorba bile yok. Şimdi balık söyledim. Burada küçük bir aile işletmesi var. Balık yapıyorlar, köfte yapıyorlar. Köfte yok, balık var. Bir de sabahları tost var, çorba yok. Böyle sulu bir şeyler yemem lazım. İçim kurudu resmen. Burası çok güzel. İsmini bilmediğim bir balık yiyorum. Şurası 60 lira. Şunu şu hariç şunun fiyatını bilmiyorum. Lezzetli bir balığa benziyor ama çok emin olamadım. Biraz limonlu daha güzel olacaktı galiba. Günaydın dedik mi? Ben toparlanıyorum. Akşamdan portakal suyu aldım. Şu 3-4 gündür yanımda. Sabah uyanınca aklıma gelirse bundan yiyorum. Sonra gidiyorum. Nereye gidiyorum? Yine aynı yere gideceğim. Bugün orada takılacağım. Ondan sonra yarın da herhalde yarın herhalde buradan komple giderim. Karabiga diye bir yer var, oraya gideceğiz. Ondan sonra Bandırma. 1 kilo tehlikeli madde siparişi verdim gene. Tütün. Bandırma'da bir arkadaş var. Kerim. Beni bekliyor. İzinliymiş. O da bisikletçi, öyle bu konseptte takılıyor. Onunla buluşacağız. Kargo adresini ona verdim. Ondan sonra dün verdim kargo adresini. Bugün takılacağım. Yarın gelir herhalde kargo. Bilmiyorum, yarın da burada kalabilirim. Hiç bilmiyorum. Burada birkaç güzel arkadaşla tanıştım ben. Anlıyor musun? Takılıyoruz. Bigalılar beni sevdi. Ben de Bigalıları sevdim. insanlar, rahat insanlar, neşeli insanlar. Tamam, biliyorum. Küfürlü konuşuyorlar ama o küfürü algılama yani. Cem Yılmaz'ın dediği gibi çocuksu. Öyle. Akşam yanıma geldiler burada, sohbet muhabbet falan. Şimdi ben de oraya gidiyorum. Tost varsa bir tost yiyeceğim. Bir yarım da yanında alacağım. Bir de çorba aldım arkadaşlar, paket çorba. Burada sulu yemek yok, çorba da yok. İçim dışım kupkuru oldu yani, biliyor musun böyle? Hani neyse, o kısma girmeyeceğim. Anladınız herhalde siz onu. Ondan sonra şimdi ben gideyim oraya abi. Orası çok güzel, aklım orada kaldı. Oranın tadını çıkardım ama bir daha niye çıkarmayalım ki, değil mi? Bir daha çıkar niye yapmayalım ki öyle bir şey yani. Gideceğiz, takılacağız yani. Sabah konuşamıyorum ki ben ya. Sabahları konular açmasam mı? Bir arkadaş yorum yazmış. Abi diyor, videolarında kapanış yok. Evet, yok. Açılış var mı peki? Pek nadir. Kapanış yok. Aga, ben de videolar peşi sıra çekiyorum işte. Tamam mı? Nerede bitti oradan devam ediyor. Neyini kapatacağım ya? Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoyu daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ne? Ertesi gün bir tane daha video. Ne gerek var ki? Peşi sıra çekiyoruz. Nerede kaldı? Orada devam. Ben biraz değişik bir adamım ya. Kafama göre takılıyorum ya. Durum bu. Peki. Ben gideyim, bir aç karnımı doyurayım. Malzeme alayım. Erzak alayım yanıma. Çadırı böyle bırakacağım. Bisiklette basıp gideceğim. Biraz lampalı
yapmış ama olsun. Akşama kadar orada yatacağım abi. Daha fazla gitmeyeceğim. Tekne var orada, hiç gerek yok. Gidiliyor şöyle, kenardan gidilebiliyor. Bak benim kaldığım yer şurada bir yerde, bak beyaz evlerin olduğu yer. Bugün akşama kadar buradayım. Şurası mükemmel temiz görünüyor. Yani her taraf temiz de yani renk olarak. Bu sefer teferruatlı geldim. Sabahleyin her yer kapalıydı. Ben biraz erken kalktım. Tost yiyecektim. Zaten tek yiyebileceğin şey tost. Bütün ekmek tost 30 lira, tamam mı? Ben gittim bir ekmek aldım. Bir tane şöyle kocaman domates aldım. Bir tane büyük salatalık, iki tane biber, bir tane aç bitir peynir, bir tane aç bitir salam aldım. 30 lira verdim. Aynı hesaba geldi. Bilmiyorum, bu herhalde biraz daha gıdalı olmuş olabilir. Kahveyi getirdim. İşte şimdi su kaynatıyorum, kahve yapacağım. Akşamleyin portakal suyu almıştım. Sabaha kadar hala soğuk kalmış. Dışarı bıraktım. Dışarıda da rüzgar esiyor ya. Isınmamış. Onunla birazını yedim, birazını da şimdi yiyeceğim. Suyum var. Kahvem var. Denizim var, plajım var. Takılıyoruz efendim. Bak, burası başkasının arazisiymiş. Bu çadırların hepsi buraya kaçak yapılmış. Adamlar gelmişler buraya, çökmüşler. Resmen ev yapmış adamlar kendilerine ya. Başkasının arazisine. Arazi sahibi çok fazla bir şey demiyormuş ama konuştum adamla. Baksana, çevirmiş adam resmen. Buraya ev yapmış. İki tane çadır, bir de kocaman çadır var. Çok güzel burası ya. Bazıları kışında kalıyormuş burada. Şimdi önümde çok ciddi bir rampa var. Orayı çıkacağım, sonra iniş. Aksaz'a kadar. Bu gece yine Aksaz'da kalacağım. Yarın buraya tekrar geleceğim. Şu yoldan devam ediyorum. Muşum, öyle dediler. Evet, rampa başlıyor burada. Şöyle bir rampa var. %10, belki daha fazla. Onun için zikzak çizerek çıkıyorum. Akşam buraya iki tane yabancı gelmiş. Turist. Kızlı erkekli. Sabahleyin toplayıp gitmişler. Adamlar ne güzel eşli tur yapıyorlar. Bizde yok ki. Beni hep erkekler mi takip ediyor acaba ya? Bayan bisikletçi yok mu aranızda? Tur yapalım vallahi bak. Rampanın sonu. Şurayı dönünce bitiyor galiba burası, değil mi? Öyle hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Burayı dönünce bitecek mi? Yoksa az daha var mı? Bakıyoruz. Evet. Bitti. Şurada bitiyor. Ah.
Terledim. Ah. Sucuk gibi oldum. Tam 5 saattir ben o koydayım. Tek başıma. Sandviç yapmıştım, onu yedim. Gördünüz zaten. Kahve falan derken internete takıldım biraz. Vakit geçti. Öğlenden sonra zaten saat 1 gibi gölge çöküyor oraya. Çok güzeldi. Ben hala yokuş çıkıyorum bu arada. Şurada bitiyor. Şurası son, evet. Ha. Çadırı da kurulu bıraktım oraya. Allah'a emanet. Bir şey olmaz ha, almazlar. İnşallah. Çadırda bir şey yok. Bir de kafa lambasını bıraktım. Kaldı orada. Ah. Az kaldı. Yüzümden şarıl şarıl ter akıyor. Ama hoşuma gidiyor. Dinlendim orada ya. Çok güzel. Ve çıktım. 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 Evet. Bundan sonra yol biraz düzleşiyor. Sonra inişe geçeceğim. Ah. Ah. Bol oksijenli bir Marmara turu yapıyoruz. Geçenki orman videosu var ya, benim o yola girmem yasakmış. Burada köylülerle konuştum. Geçen adamlar motorla girmişler. Birkaç arkadaş jandarma gelip hepsine ceza kesmiş. İyi yırttık. Şurada bitiyor. Şurada bitiyor. Bu kaçıncı şurada bitiyor diyeyim. Bilmiyorum ama burada kesin bitiyor yani. Bitsin bence de. Ha. Sucuk gibi oldum. Şimdi çadırın orada duş var. Hemen bir duşa gireceğim. Havluyu yıkayacağım. Havluyu da çadırın üzerine asıp yemek yemeye gideceğim. Dünkü balık yediğim yere. Bu sefer istavrit yiyeceğim. O dünkü balık adını bilmiyorum. Lezzetliydi ama çok kılçıklıydı. Bir de adam pullarını temizlememiş. Derisi çok lezzetli ama pulları vardı üzerinde. Yemekten çok balığı ayıklamakla uğraştım. Bu arada inişe geçtim ben. Ha. Bak şimdi. Biraz sonra kupkuru olacağım. Oo! İşte bu. Esiyor. Rüzgar. Rüzgar güzel. Böyle rüzgar güzel ama. Tatlı tatlı esiyor, anlıyor musun? Soğuk değil. Şiddetli değil. Ha. Oo! Bak bütün kaslarım dinlenmeye geçti. Nefes alışverişim düzeldi. Sonra vites bildiğin tamam. Kontrol bende. Oh, ne güzel esiyor. Ah. İşte bisikletin zorluğu bu kadar arkadaşlar. Şu rampayı çıkana kadar. Rampanın başına geldikten sonra oh, şu rüzgar yüzüne çarpıyor ya. Dünyalar benim oluyor ya. Neşem yerini görüyor bir anda. Kurumaya başladım.
Bu yokuş ta Aksaz'a kadar böyle. Aksaz'da bak şu yolun kenarından sağdan göreceksin şimdi bak. Ta şu düzgün olduğu yer. Şunlar güzel. Adam buraya ev yapmış ya resmen. Onun güneş paneli falan da yok. Onlar elektriği ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ya. Çadır inşallah oradadır. Geldik. Galiba orada. Çatısını gördüm. Evet. Benim ev şurası bak. Şimdi şurada duş alacağım. Köyün caddesi burası bak. Burası balıkçı. Bir tane kahve burada var. Bir tane ileride var. Bir tane market var. O kadar. Başka da bir şey yok. Pardon, 3 tane kahve var. Bir de şurası var. Şurası da kahve. Burası böyle. Evet, balığımız geldi. Bugün istavrit abi. Bana afiyet olsun. Türkiye'de yüzlerce köy gezdim arkadaşlar. Yüzlerce, abartmıyorum. Bir köyden bu kadar memnun kaldığımı hatırlamıyorum. Bir köyü bu kadar sevdiğimi hatırlamıyorum. Köy bu kadar. Çok güzel ya. İnsanı güzel. Suyu güzel. Denizi güzel. Coğrafyası güzel. Saros Körfezi burası. Burada yaşamak isterdim. Şöyle deniz kıyısında şöyle bir yerde bir evim olsa. Oo, mis gibi. Burada tersane var galiba. Ben orayı fabrika zannediyordum ama tersane. Siteyi dikmişler buraya hemen. Tabii ki. Şimdi 3-5 sene sonra burayı komple site olarak görebilirsin. Bak şurası boş. Bayağı da büyük arazi. Ya ben arazi marazi istemem. Bak şu ev bana yeter bak. Şu beyaz ev var ya. Böyle bir evim olsun yeter. Şöyle bir iki katlı şöyle bir bahçesi olacak işte. Oh mis gibi. Bahçe, ek, biç. Olaş işte. Tam emekli yeri. İneğe bak, ineğe şişman. Şişman kocaman bir inek var burada. Ablacığım geçiyorum, sakın panik yapmayın lütfen. Karnına bak, full dolu. Evet, burada yol bitiyor, geri döneceğiz. Ne haber kızım? He? Ne yapıyorsun? He? Bu da onların bekçisi. Değil mi lan? Değil mi kız? Değil mi kız? He? Köpekleri çok güzel. Hiç ağlamıyorlar. Ve bayağı da bir sakat köpek var burada. Sakatlanmışlar. Arabamı falan çarpmış hep. Hiçbiri kısırlaştırılmamış. Şuraya
iki ayaklı bir hayvan gelmiş. Pisliğini bırakmış gitmiş. Görüyoruz değil mi? Burada belediye yok arkadaşlar. Belediye namına bir şey yok burada. Polis yok, jandarma yok. Zabıta yok, hiçbiri yok. 4 gündür buradayım. Hiçbirini görmedim. Tek gördüğüm devlet yetkilisi, görevlisi ormancı. Onu da bir kere gördüm, demin geçti. Bak bir tane adam göstereyim mi size? Topluyor. Ama alüminyumları topluyor, satacak çünkü. Galiba. Tabii. Onu kiloyla satıyorlar. Şeyde, İzmir'de kaldığımız Karaman Park'ta bir tane adam vardı. Bunları satarak geçimini sağlıyor. Akşama kadar orada karavancılar çekiyor ya. Peas. O da kutuları topluyor, satıyormuş. Mantıklı. Çok güzel ya. Vallahi buradan yer almak lazım. Buralar değerlenecek. Marmara'da gizli saklı kalmış yerlerden biri işte. Neyse. Videoyu herhalde burada kapatsam iyi olacak. Çünkü şu dakikadan sonra duygusala bağlayıp saçma sapan konuşmak istemiyorum. Çünkü her yerden su akıyor bir de burada. Bak, orada inekler için yalak yapmışlar. Su akıyor, devamlı. Suyu güzel, içiliyor. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş ya. Bak, görüyor musun bak? Sivrisineğe bak. Bak. Kamerada görünüyor mu? Uçuyor orada, ışıyor orada işte. Bak, ışığı oraya tuttum ya. Bak. 1, 2, 3, 4. Dur şunu yakalayayım. Yakalanır mı acaba? Acaba yakalanır mı? Ah, kaçırdım. Kaçırdım. Bak, 2 tane girmiş bak. 2 tane daha. Aha, bu tamam. Onu salıyoruz. Sonra şunu, bak bunu da yakaladık. Yok, yakalayamadık. Çık 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 çık. Nerede? Şurada. Benle beraber girenler ha. Bak, bak 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 bak, bir sürü bak. Görüyor musun? Onlarca. Ne yaptım biliyor musun? Geldim, pisliği şu yan tarafa park ettim. Oradan içeri girene kadar, bak samimi söylüyorum, 15 kere sokmuşlardı. Kollarında böyle var ya, üçer üçer, beşer beşer saplanıp kalıyorlar. Üflüyorsun gitmiyor. Elinle şey yapıyorsun gitmiyor. Yani oradan söküp alman gerekiyor. Öyle bir zam gibi yapışıyorlar. Bak. Çadırın her tarafı sivrisinek dolu. Şöyle geriye yatıyorum. Tamam mı? Işığı şöyle tuttuğum zaman onlar afallıyor zaten. Saklanıyor. Işığın geldiği yere konmaya falan çalışıyor. Oradan kaçmaya çalışıyor. Işık rahatsız ediyor onları. Şu an herhalde yok. Evet. Ama delik deşik oldu. Bacaklarım, kollarım mahvoldu. Şu an hatır hatır kaşınıyorum yani. 46 yaşındayım. Ben böyle bir sivrisinek istilası görmedim. Of. Neyse, yarın buradan ayrılıyorum ben.
Fena rüzgarlı. Ben gitmiyorum ya. Bugün gidecektim. Herhalde gitmiyorum yani böyle. Rüzgar olur mu? Abi dalga tam sörfük ha.